Bizi çağırdılar. Biz kadastro için tapulaş, hani son şeye tapu için geldik biz buraya. Bilir kişi misiniz? Bilir kişi olarak. Hı. Saat 9'da burada olacaksın dediler. Ben sabah 7'de evimden kalktım, köyden geldim. Daha saat 10'dan geçmiş, daha hala da bekliyoruz yani. Ne olacaksa olsun yani. Gerekirse bizi belli bir saat vermeler lazımdı. Saat 10'da geleceksin veyahut da 11'de geleceksin. Ben ağaçta o zaman da gelirdim, işim göre giderdim veyahut da. Evet. İnsanlık namına. Doğru değil mi? Hı hı. Yazık değil mi ya? Daha ben sabah kahvaltı yapmadım ya. Kaç evet. kişi var burada bekliyor? Evet, 80 kişi var. Bir de korona var, bir yakın mı olmamak gerekiyor? Ben bana kalırsa korona var, 2'şer metre arayla beklemek lazım. Günah ya. Burada niye bekliyorsunuz? Köylerde şey olacak, kadastro geçeceğim işte. Onun için bilirkişi olarak geldik. Ne zamandır bekliyorsunuz? Bir saat. 9'dan beri bekliyoruz. Daha çağırmadılar. Çağıracaklar. Efendim? 8'de çıktık, 9'u buradayız. Arada bekliyoruz. Burada olursun diye talimat göndermiş ya muhtarına. Biz 9'dan önce geldik. Bu saat oldu, hala da bekliyoruz. İş gücü var mıydı? Var tabi, köylüyüz, hepimizin hayvanı var, bağ bahçesi var, köy yerlerinde mutlaka içimiz olmaz, mutlaka var işimiz. Burada rezillik bu ya. Bu ilçelerde böyle itibaren ilçeyi giden adam verseler, bu işi ilçede yapsalar olmuyor mu? Vatandaş 100 kilometre öteden geliyor. Sabahın 9'undan akşam 10'a kadar verecek. Vatandaşın işi var, gücü var. Ekmeği alınacak, masrafı görülecek. Bu rezillik olmaz yani. Ekmeğe gerek yok vatandaşı. Siz nereden geldiniz? Koçarı'dan geldim. Hangi köyü? Büyükdere Mahallesi. Arkadaş Dağ Köyü'nden geldi. 50 kilo var ya. Bitti Büyükdere. Kaçta hazır olun dediler size? 9'da burada olun dediler. Neyle geldiniz buraya? Kendiniz? Özel arabayla geldik. Kendi arabamızdan. Arkadaşın arabasından. Hı. Bunun mazotu var, yakıyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Bunu çözüm, en güzeli ilçede bir masa kurup köylerin sorunu çözmek. Bunu yapmaları lazım. Vatandaşı burada 80 kişiyi bekletmemesi lazım. Maalesef saat 9'da gelmemizi istediler. Ben Evseler'de geldim, Koçarlı. 20 kilometre yoldan geldim. Bugün Koçarlı'nın pazarı. Tonlarca işimiz var. Resmi işimiz, özel işimiz. Maalesef vatandaşın burada durumunu bilen yok. Oturmuşlar içeriye, lütfen şu mesajımızı İçişleri Bakanlığı'na, Sayın Cumhurbaşkanlığımız iletin. Buyurun, mesajınızı alalım. Vatandaşı bu kadar eziyet etme, devlet memurunun hakkı yoktur. Saat 9'da gelin dediler, köylü kanunlardan korkar, kanunlara saygılıdır. Maalesef şu vatandaş, en az burada 50-60 kişi var. Saat 9'da hepsi buradaydı. Bu insanlar özel arabayla geldiler. Koçarlı'nın muhtelif köylerinden, Ova Köyü, Dağ Köyü. 20-30 kilometre yerden geldik. Ama siz niye geldiniz, niye yapıyorsunuz, değerimiz maalesef yok. Çağırmalarını bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve öneriyorum ki hep beraber gelin, birlik olalım, gidelim, onları biz arasınlar. Siz söylemek ister misiniz bir şey? Sizi sabahtan beri buradasınız. Bekliyoruz. Saat 9'dan beri burada bekliyoruz. Koçarlı'dan geldik. Ne diye çağırdılar sizi? Bilir kişi olarak. Tapu katastrodan çağırdılar. Bekliyoruz. Ne olacak biz?